Merhabalar, bugün size saç ekiminin püf noktalarını, saç ekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmak istiyorum. Saç ekimi deyip geçmemek lazım. Aslında çok önemli bir cerrahi uygulamadır. Günümüzde tabii ki merdiven altı pek çok yerde yapılıyor ama nihayetinde bu tip işlemleri yaptıran aslında pek çok hasta da bu işten mutsuz oluyor. Ya da farkında değiller. Yani yapılan işlem başarılı oldu mu olmadı mı? Tabii ki bir saç çıkıyor ama acaba ne kadar saç alındı, ne kadar saç ekildi, bu saçların ne kadarı kayboldu, ne kadarı çıktı. Bu konuda çok da fikir sahibi değiller. Sonuçta ektirdim diyor, çıktı diyor. Yani bir şekilde yetiniyorlar. Oysa ki bir plastik cerrah olarak biz böyle düşünmüyoruz. Sonuçta saç ekimi yapıldığında yaklaşık olarak %5'lik bir kayıp, maksimum %10'luk bir kayıp kabul edilebilir, tolere edilebilir. Ama siz diyelim ki %20, %30, %40, %50 neyse bir kayıpla karşılaştıysanız bu hakikaten sizin için büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir hüsran olacaktır. Tabii farkına varmayan kişi o saçını işte bu kadar oluyormuş, yani saç ekiminde bu kadarmış ya da kişiye işte saçınız azdı, işte ekilen bölgeleriniz de şöyleydi gibi pek çok şeyle karşılaşılabiliyor. Her şeyden önce saç ekimine dikkat edilmesi gereken bence en önemli husus kimlere yapılır, kimlere yapılmalı. Bunun tabii ki kararını veren tabii ki hasta istiyor. Biz hekimler de bu tip hastaları görüp değerlendirip bu hastaya karar veriyoruz. Şimdi aktif dökülme döneminde olan bir kişiye saç ekimi yaparsanız bu kişinin bir sene sonra, iki sene sonra mutsuz olacağını %100 garanti edebilirim size. Neden diyeceksiniz? Çünkü saç ektik diyelim ama arada kendi saçları var ve aktif dökülüyor ise bu defa onlar kaybolacak. Bu takdirde de kişi otomatik olarak memnuniyetsiz olacak. Neden? Çünkü arada kendi saçlarının kalacağını zannediyor ama öyle bir şey söz konusu değil. İkincisi bence çok önemli bir husus. Saç ekimine hekime gittiniz, hekim karar verdi. Ön hazırlık, yani ameliyat öncesinde nelere dikkat etmeniz gerektiği, işlem öncesinde nelere dikkat etmeniz gerektiği bu çok önemli. Muhakkak hastane şartlarında steril bir ortamda olması gerekiyor. Çünkü bu aslında bir graft transferi, yani bir yerden bir yere doku transferi. Sterilite çok önemli. Ehil, tecrübeli elde yapılması çok mühim. İyi planlanması çok mühim. Yani fazla almak burada önemli bir nokta değil. Çünkü fazla alırsanız bu defa donör saha dediğimiz aldığımız bölgeyi azaltmış oluyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bunun dışında çok çok önemli olan şey ekilirken yönleri planlanması ve işlemin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi diyebilirim. Buna dikkat ederseniz muhakkak başarılı bir sonuç alırsınız. Buna dikkat etmezseniz de büyük bir hayal kırıklığı olur. Belki farkında değilsinizdir ama aslında çok şey kaybediyorsunuzdur. Çünkü her bir saçımız altın değerinde diyebilirim.